Merhaba, yeni bir Kütahyaname ile karşınızdayız. Sivas katliamının 22. yıl dönümünde Sivas'tayız. 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yakılarak katledilenleri anmak üzere Türkiye ve Kürdistan'ın birçok yerinden on binlerce insan Sivas'talar. Bugün Aleviler Sivas'tayız. Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız. Ve Aleviler her zaman da yolundan dönmedi. Ve Aleviler bugün de yolundan dönmediği gibi insanlar Pir Sultan'ın seliyle devam ediyor. He Sivas! Sivas kanlı Sivas'tır. Pir Sultan'ı da astı. Canları diri diri yaktı. Allah onların belasını versin bunları yakanlara. Hepsine değil, yakanlara diyor. Evet. Madımak'ın utanç müzesinin olmasını istiyorum. Zorunlu din dersinin kalkmasını istiyorum. Alevilerin yasal hakkını, ibabet cemevlerinin sayılmasını istiyorum. Türbe dağısını postu, Hacı Bektaş'ın veli dedi. Hakk'a erenlerin dostu, Hacı Bektaş'ın veli dedi. Din İslam Muhammed yolu, hünkârı Ali'dir kolu. Sözleri nasihat dolu, dinleyenler veli dedi. Alevilik ve Kızılbaşlık İslam öncesi yapısıyla da çok önemli bir öğretidir. Temelleri Zerdüşt'e kadar dayanır ve Zerdüşt'ten beslenir. Orta Doğu'nun özellikle Müslüman halkların yaşadığı alanda egemen bir devlet sistemi olarak İslam'ın, siyasal İslam'ın egemenliğini kabul etmeyen bir inanç ve öğretidir bu. Bu yüzden sürekli büyük baskılarla ve egemen ulus ve egemen mezhep anlayışına karşı bir duruşu ortaya koyan bir toplumsal dokuya karşı yönelim. Onlar anlamda doğaldır ama bizim anlamımızda doğal değildir. Burada bu işten çıkmanın yolu ekonomik ve siyasi anlamda hakların, inançların bir öz savunmasını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Katliamların tartışıldığı her ortamda sorunun tamamlayıcı cümlesi, en belirleyici ve tamamlayıcı cümlesi katliamların, özellikle de bu tarz sosyal siyasal katliamların devlet gibi bir organizasyon tarafından yapıldığının kabul edilmesi ve tespit edilmesi gerekiyor. Yani devlet olmadan böyle bir katliam ya da bu tarz katliamlar ya da bu şekilde katliamların pratikleştirmesi mümkün değil. Katliamcılardaki insanların profilini alt alta yazın ve bu profillerden herhangi birini seçin, karşınıza sıradan ekmeğiyle aşıyla meşgul, zavallı, işte bir sürü sosyal özelliği olmayan bir insan profili çıkar. Yani o kadar gariptir ki bu insanlar, örneğin işte günlük hayatının içinde devlet memuru herhangi birinin karşısında bile iki cümleyi arka arkaya kuramaz. Evinde büyük ihtimalle ya despotiktir ya aşırı liberal bir yaşam içindedir. Günlük hayatının içinde ekonomik anlamda son derece yoksuldur, çaresizdir, olanaksızlıklar içinde yaşamaktadır. Ve bütün bu özellikleri sosyal anlamda sınırlandırmış olan biri bir anda büyük bir katliamcı olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi katliamı bu tarz profilde insanlara yaptırabilmek için özgün siyasal bir organizasyonun mutlak gerekliliğini gösteriyor bu. Yani bu kadar yaşamın içinde sorunlarını çözmekten aciz hale gelmiş ya da sınırlandırmış bir insanın elinde silahla gidip işte herhangi bir insanı katletmesini, olabilirliği ancak devletin organize etmesiyle mümkün olur. Devlet yoksa o insanın herhangi birine bir katliam gerçekleştirmek, olanağı vermek mümkün değildir. Neden sen de yücelerden uçardın, şimdi yenginlere indir mi gönüle? Derya denizde taş koymaz gezerdin, karadan nasibin aldın mı gönül? Yiğitliğin elden gitti yel gibi, damağında tadı kaldı bal gibi. Hoyrat eli değmiş konca gül gibi, bozulmuş bağlara döndün mü gönül?
bu katliamları yapıyorsa bu devletin kendisidir. Yani bunu inkar etmeyelim. Eğer 1938'de yapılmışsa gene bu devletin parmağı var. 1921-22'de Koçgiri katliamı varsa bu devletin parmağı var. Bilinçli olarak Alevileri, Alevi Kürtleri, diğer inançları, Ermenileri, Süryanileri, Asürileri hepsini katlettiler. Bir Tanrı insanları yaratırken bir kalıp yaratmamış. Diyor ki herkes kendi ana dilinden, kendi inancı nasıl olursa, nasıl itikad ederse et, öyle bana dua etsin. O zaman eğer tek inanç olsaydı hepsini bir inanç yapardı, bir kalıpta bir insanları tek kalıpta çıkardı. Onun için şunu söylüyorum tüm, yani bugün yani İslam aleminin de Ramazanıdır ama Müslüman insanlar da gerçekten haksızlıklara karşı çıkmalıdır. Kendine Müslümanım diyorsa, eğer diyorsa bugün IŞİD barbarı Alevileri, Süryanileri işte Suriye'de görüyorsunuz katlediyor ama devletimiz bunları korumaktadır. Bunları da kınıyoruz yani. Cumhuriyet tarihinde sorunların çözüm dili demokratik bir yöntem değil. Katletme, ötekileştirme, yok sayma yöntemidir. Bu anlamda yaşanan katliamlarla yüzleşme, bunları açığa çıkarma yaklaşımından ziyade bunları örtbas etme zihniyetini görüyoruz. Bunu Sivas katliamında da görüyoruz. Eğer Koçgiri, Dersim katliamları açığa çıkmış olsaydı, onlarla yüzleşilmiş olsaydı belki arkasından Çorum katliamı olmazdı, belki arkasından Sivas katliamı olmazdı, Gazi katliamı olmazdı. Bu anlamda bir yüzleşmeye ihtiyaç vardır. Buradaki toplum yıllardır bunun mücadelesini yürütüyor. Devlet bu katliamları unutturmaya çalışıyor. Ancak toplum bunu unutmuyor. Buna karşı mücadelesini, direnişini her daim gösterdi. Alevi olsun, Sünni olsun, Ermeni olsun. Ben Antakyalıyım. Böyle bir halkların kardeşliğine inanan bir coğrafyanın insanıyım. Yahudi olsun, Sünni olsun, her mezhepten, her etnik gruptan olsun Yezid zihniyetine karşı mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Karanlığa kapatılmış katliamların bir an önce halkın kamuoyu vicdan rahat edebilmesi için aydınlatılması gerekmektedir. Bugün biz bunun için buradayız. Ahmet'ten geldik, iki otobüs geldik. Dün de Ahmet'te 5 Haziran'da yaşanan miting alanında yaşanan katliam anıtını ziyaret ettik. Adeta acıların ortaklaştırılması gerektiğini. Çünkü halkın tek çıkar yolunun, yani açık ve net söylemek gerekirse bizim gerek devletten gerekse de devletin temiz hükümetten ve Cumhurbaşkanı'nın beklentimiz olmadığını ifade edebiliriz. Yani bunu söylememiz hakkın nedeni vardır. Yıllardır gerçekten de gelenekçi devlet zihniyeti, şu an adı geçici de olsa zihniyeti kalıcı, faşist olan bir hükümet iş başında adeta şiddet dilini kullanarak, bugün Rojava örneği ortadadır, IŞİD'e açık bir şekilde destek vererek ortadadır ve bu katliam anlayışından, katliam zihniyetinden vazgeçmediğine açık kanıtı. Dolayısıyla biz halklara düşen, farklı inançta, farklı kültürde, farklı dildeki halklara düşen temel görev, acılarımızı ortaklaştıralım, güçlerimizi ortaklaştıralım. Demokratik mücadeleyi bu şekilde yürütürsek gerçekten bu faşist zihniyetin fayda etmediği, faşizmin de ısrar etmenin fayda etmediğini anlatarak, mücadele ederek eşit yurttaşlık temelinde bir özgürlük elde edeceğimizi düşünmekteyim. Devlet önce bir kere katliam yapmaya karar verdiğinde katliamın hedefi olan toplumsal kesimi belirliyor. O toplumsal kesime katliamı bizzat kendisi yapmayacaksa, yani askeri güçleriyle, polisiyle, ordusuyla yapmayacaksa, böyle olan katliamlar da var. Türkiye'de özellikle Kürtlere yönelik bir kısım katliam böyle gerçekleştirildi. Ama böyle olmayan, toplumun farklı bir kesimin tarafında gerçekleştirilmesi arzu edilen katliamlar için önce katliamın muhatabı olan bir kesim belirleniyor. Örneğin Aleviler ya da Kürtler. Onlara saldırması gereken kesim belirleniyor. Onların tam karşısında olanlar. Ondan sonrası şöyle işliyor. Diyelim ki Sünnilerin hassasiyeti diye bir kavram geliştiriliyor. Sünnilerin hassasiyetine dokunuldu diye tahrik olan bir kesim yaratılıyor. Yani Sünnilerin hassasiyeti nedir? Camidir. Camiye bomba atıldı dendiğinde Sünniler tahrik olur. Bu bombayı atanlar da Alevilerse Sünnileri, Alevileri katletmeye başlarlar. Katliam mekanizması denen süreç böyle işliyor ve bu devletin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığını dayandırdığı temel paradigma budur. Şimdiki toplumlar üzerindeki dayış zihniyeti neyse Dersim'de katliam gerçekleştiren devlet zihniyeti aynıydı. Roboski'de insanları katleden devlet zihniyeti aynıydı. Zihniyetlerin değişmesi gerekiyor. Sistemin değişmesi gerekiyor.
Bizler İstanbul İl Örgütü olarak, Halkların Demokratik Partisi ilçe örgütleri olarak bugün buraya geldik. Buradaki canlarımızı insanlara bir kez daha hatırlatmak, unutturmamak için buradayız. Bizler doğru yoldayız. Bunların savunucusu olacağız. Ömrümüz ve nefesimiz yettiği kadarıyla da her zaman söyleyecek bir sözümüz kadınlar olarak mutlaka olacaktır. Biz diyoruz ki Jinjiyan azad ediyoruz ya, yaşam kadın ve özgürlük. Kadın yaşamı güçlendirir, yaşamda toplumları. Dolayısıyla biz her zaman burada olacağız. 20-30 yıl evvel bizim büyüklerimiz buraları terk etmek zorunda kaldı. Gerek siyasi sebeplerden dolayı, gerek inanç sebeplerden dolayı. Ve bizler bugün 25-30 yıl sonra, gençler bugün 80 kişi buraya gelip de bu davamıza sahip çıkıyorsak, bu demektir ki az önce de sloganımızda bağırdığımız gibi bu Sivas'ın ışığı, Çorum'un ışığı ve diğer katliamların ışığı kesinlikle dinmeyecek. Ve faşist sisteme kesinlikle dik duracağız ve buna karşı mücadele edeceğiz. Bu tür katliamların devlet boyutuyla izah edilmesini eksik bulurum. Devlet görevi gereği bölge yönet parçala politikasıyla bu tür katliamları planlar, ama planlayan kadar ona maş olanlar da bundan sorumludur. Madımak örneğinde 10 bine yakın insan yak bula yak diye 8 saat boyunca Madımak'ın önünde masum insanları yakmak için yamyamlaştı, barbarlaştı. Dolayısıyla bu tür katliamların iki boyutu var. Yani kandan beslenen devlet, ama ona maşa olan halk kitleleri. Madımak 2 Temmuz Alevi toplum açısından bir yaradır, bir acıdır. Aynı zamanda bir direniş tarihidir de. Yani bugün yüz binlerce insan Türkiye'de 2 Temmuz'da sokağa çıkıyorsa, bu bedenleriyle ateşe verilen canlarımızın meşaleleşmiş, sembolleşmiş, örgütsüzseniz yoksunuz anlayışının somut göstergesidir. O nedenle de 2 Temmuz kara gün Alevilerde hem bir acıyı ifade eder, hem de dağınık olmanın, örgütsüz olmanın nelere mal olduğunun göstergesidir. O açıdan da bir milattır, bir varoluş günüdür. Asimile etmek amacıyla önüne aldığınız, hedef aldığınız toplumsal kesimleri asimile etmeyi arzulamanıza rağmen, bunun için her türlü yol ve yöntemi kullanmanıza rağmen asimile edemeyebilirsiniz, Türkiye'de olduğu gibi. O zaman işte katliam süreçleri gündeme gelir. Şimdi 1923 öncesi Ermeni katliamını, Ermeni soykırımını, 1915 Ermeni soykırımını dışarıda tutmak kaydıyla başladığımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Devleti katliamı esas alan bir yapılanma üzerine kuruldu. Ne yaptı? İşte öncelikle etnik arındırmaya tabi tutması daha kolay olduğu için, dinsel nedenlerden dolayı Hristiyan unsurları, Hristiyan toplumları devreden çıkardı. Etnik arındırmaya tabi tutuyor. İşte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryaniler o dönemde önemli ölçülerde asimile edilemedikleri için katliam ve sürgünle yok edildiler. Geriye kaldı Kürtler ve Aleviler. Kürtlerin ve Alevilerin İslami özelliklerinden dolayı, Türki özelliklerinden dolayı asimilasyonu biraz daha sorunluydu. Dolayısıyla onlara yönelik katliamlar başladı. Kürt katliamları daha çok ilk başlarda bilindiği gibi Koçkiri'de başladı ve devam eden Şehzade İsyanı ile devam eden diğer isyanlarda devletin baskı unsurları tarafıyla katledilmek istendiler. Öncelikle ilk yapılması gereken buydu. Çünkü toplumsal yapılarının yoğunluğu, coğrafi özelliklerinin, kendilerine has bir coğrafyalarının varlığı, tarihsel kökenlerinin derinlikleri, onların öyle uzun vadeli bir asimilasyon süreciyle bu sorunun ortaya kalkamayacağını görmelerini sağlıyordu. Yani devlet, Türk devleti bunu görüyordu. Dolayısıyla öncelikle kendi askeri güçleriyle, ordusuyla bunları katletmeye yöneldi. Ama bu katliam süreçleri istenen düzeyde gitmedi. Sonucunu biliyoruz bugün gelinen noktaya. Hesapları bir gün meydana çıkar inşallah, o suçlular hepsi, inşallah katilleri bir gün onlar cezasını görür. Biz bir öleriz, bin doğarız. Bin doğarız. Doğmaya da devam edeceğiz, fırsat vermeyeceğiz o canilere. Bu katliamcı zihniyet o gün vardı da bugün devam etmiyor, ya da vaz mı geçti devlet bu katliamcı zihniyette? Zinhar. Katliamcı zihniyet daha katmerlenmiş olarak, daha sistematik olarak devam ediyor. Bugün Kürtlere yönelik yapılmak istenen bir sürü
tutum ve davranış altında bu katliamcı zihniyet var. Seçimler öncesinde işte çeşitli yerlere gönderilen bombalar, Diyarbakır'da patlatılan bomba bu katliamcı zihniyetin oradaki tezahürüdür. O günün koşullarına uyarlanmış halidir. En son bu zihniyet görüldüğü gibi Kobani'deki gelişmeler karşısında teyakkuza kalkmış durumda. Hrant Dink'te o gün Samast vardı. İşte Maraş katliamında Ökkeş Kenger vardı. Sivas katliamının tetikçiliğini Doğu Perincek yapmıştı. İşte Ermeni katliamı, Süryani katliamı, Yahudi katliamına her birinde birer tetikçi var. Şimdi bu katliamda da çok daha özgün bir tetikçiler grubu üretilmiş durumda. Bunlar televizyon bülbülleri gibi çıkıyorlar televizyonlara. İşte Kürtlere yönelik katliamı meşrulaştırmak, kamuoyun nezdinde onu olabilir hale getirebilmek için PYD'nin Suriye'nin Kürtlere ait bölümünde etnik arındırma yaptığını utanmadan, sıkılmadan, ağlaksızca söyleyebiliyorlar. Bu etnik arındırma faaliyetlerini engellemek için de Türkiye'nin müdahale etmesi gerekiyormuş. Bu resmen katliamcı politikaların bugüne uyarlanmış halidir. Biçimi ve şekli değişik olsa bile esasında bugüne uyarlanmış halidir. Kürtlere yönelik bir katliam girişiminin, bir savaş atmosferinin açığa çıkartılmış halidir. Gültekin yaşıyor. Murat Gündüz yaşıyor. Gülsüm Karababa yaşıyor. Biz okullarda din dersleri kaldırmasını istiyoruz bir. Madımak Oteli müze olsun iki. Biz bir olalım, bir olalım artık yeter. Aleviler birleşsin, bir olsun. Bu böyle dağınıkmayın, biz bir şey yapamıyoruz. Sorumsuz devlettir, kırkız devlettir. Sahip çıkmıyor bize. Alevilere sahip çıkmıyor, halka sahip çıkmıyor. Kırkızlığı başına almış gidiyor. Alevilere olduğu gibi azınlık toplumumuza da yapılmaktadır. Mesela bir Hrant Dink olayı halen aydınlanmamıştır. Kerbela'dan Koçgiri'ye, Koçgiri'den Dersim'e, Dersim'den Sivas'a, Sivas'tan Maraş'a ve Roboski'ye kadar. Roboski'den de Rojava'ya, Kobani'ye kadar olan bir süreçte biz halklarımız, inançlarımız hep katledildi, katlediliyor. Ama görüyorsunuz halklar burada kardeşleşiyorlar ve bundan sonra buna son diyecekler, son verecekler. Yaşadığım her nesil katliama bulanmış bir nesil. Benim dedem Dersim'in, Koçgiri'nin tanığıdır. Babam Maraş'ın tanığıdır. Ben de Sivas'ın tanığıyım. Geçen her cenah bir katliamla bir şekilde terbiye edilmeye çalışmış bir toplumun evlatlarıyız. Ve ne yazık ki bütün bunlara ilişkin de tüm yasal süreci zorlamak zorunda kalan, başımıza ne geldiğini anlatmak zorunda kalan da bir toplumuz. Sivas bunlardan en sonuncusuydu, en günceliydi. Bu ülkenin kendini demokratik bulduğu, hukuk sistemini işlettiğini düşündüğü bir süreçti. Ve maalesef Sivas davasının başına öyle şeyler geldi ki, 1000 yıl önce belki bu mahkemeler kurulsa bu kadar adaletsiz olmazdı. Tek bir talebi vardı bu toplumun, bu katliamın yaşandığı yer müze olsun ve gerçekten de tüm Türkiye'ye bu anlamda bir ders, bir örnek olsun, bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye. O bile yerine getirilmedi. Yıllarca orada kebap pişirildi. Aynı yerde insan bedenleri tütmüştü. Daha sonra yemek ve kebap dumanları çıktı. Bu kadar hor yaklaştı, bu kadar kör yaklaştı, bu kadar ahlaksızca aslında yaklaştı bu topluma. Ve dediğimiz gibi biz Aleviler şöyle bir ilişki kuruyoruz. Evet, başımıza çok şey geldi. Ama bunu umutla birleştirebildik. Bu bizi bir yerde bırakmadı. Tam tersi bu inancı, bu yolu, bu umutla taşıma yönüne götürdü. O yüzden umudumuz var. Türkiye'de gerçek bir demokrasi olana kadar biz katledilsek de bu yol, bu mücadele devam edecek. 22 yıl önce 35 Alevi burada katledildi. Valilik tüm taleplere rağmen burayı sadece bilim ve kültür merkezine dönüştürdü. Sivas'ta katledilenler, katliamı lanetleyenler buranın Madımak Utanç Müzesi olmasını istiyorlar. Bugün bunu planlayan gizli güçler ve açık güçler adım adım önce imam hatipleşmeyi, sonra laik ve demokratik eğitimi engellemeyi, sonra hukuku yok etmeyi, sonra eğitimi iyice baskılamayı, kültürü sanatı engellemeyi görev bildiler ve adım adım
13 yıllık baskıcı AKP iktidarına bizi getirdiler, teslim ettiler. Buradaki katliamın ardından da bizlerle alay eder gibi katillerimizin adını burada canlarımızın adıyla birlikte astılar. Bilim ve kültür merkezi dedikleri bir şarlatanlık merkezi var. İçeride katillerin isimleri var. Tepkimiz büyük ama mücadelemiz de büyük. Yılmayacağız, devam edeceğiz. Sonuna kadar, hakkımızı alana kadar. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet, öncelikle 22 yıl önce burada Madımak Oteli'nde diri diri yakılan 34 canımızı buradan anıyoruz. Onların anıları mücadelesi önünde eğiliyoruz. Tabii ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihine baktığımızda bu tarihte katliamlarla doludur. Şehir Said isyanından tutun ta Roboski'ye kadar bu katliamlar süre gelmiştir. Burada kendini ifade etmek isteyen, farklı kültürlere sahip olan, dini inançlara sahip olan, farklı etnik kökenlere bu acıları yaşatanlar hakkında en ufak bir dava açılmış değil, soruşturma açılmış değil. Hala da Sivas'ın katilleri zaman aşımına uğratarak serbest bırakılmışlardır. Katiller yargılanmış değildir. Biz Roboski aileler de 4 yıldır adalet mücadelesini veriyoruz. Fakat ne yazık ki en ufak bir soruşturma, dava açılmış değildir. Bu konuda bu mücadeleyi yükselteceğimizi herkesin bilmesi gerekiyor. Alevi'yi ayrı katlettiler, bir uca ittiler. Kürt'ü ayrı katlettiler, bir uca ittiler. Ezidi'yi, Süryani'yi son yıllarda katlederek başka bir yere itmeye çalışıyorlar ama artık bölge halkları uyandı, birleşti ve kopmuyor. Birbirinden koparılmaya karşı acılarının ortak olduğu duygusunda birleşiyor. Hesabının ortak olduğu duygusunda ve bilincinde birleşiyor. Özellikle bu son 1-2 yıllık süreç bu bakımdan çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. Kobani direnişinden, Rojava devriminden Gezi direnişine bir köprü kurulmuştur. 7 Haziran'da Alevisiyle, Kürdüyle, Kürdistanıyla, Batısıyla, Doğusuyla, Batısıyla halklarımız sandıklarda da iradesini birleştirmiştir. Örneğin HDP çok tarihsel bir başarı elde etti. Bunu neye borçlu? Bu çizgiye borçlu. Bu sadece HDP'nin dar anlamda parti başarısı değildir. 2-3 yıl boyunca bu gelişen özgürlük çizgisi, halkçı, demokratik çizgi HDP'nin 7 Haziran seçimlerindeki zaferi olmuştur aynı zamanda. Halk zaferi, halkların zaferi olmuştur. Ve 35 yıl önce Çorum'da 2 ay süren bir katliamla kitleleri katlettiler. Bu yıl 4. kez düzenlenen anmadayız. Çorum'da kontür gerillanın devletin kendi eliyle yapmış olduğu, Sivas'ta olduğu gibi, Roboski'de efendime söyleyeyim 1921 Koçgiri'de olduğu gibi, 1915'te olduğu, aynı devletin kendi yapmış olduğu, derin devletin bir tekçi inkarcı devlet sistemini yapmış olduğu bir katliamdır. Mesela Sivas'ı canlı yayında 8 saat izlettiler efendim televizyonda. Kıbrıs'ta 45 dakikada, yanlış hatırlamıyorsam 45 dakikada uçakların indiren devlet 8 saat boyunca canların yakılmasını izledi. Aynen Maraş'ta olduğu gibi Çorum'da da 2 ay katliam sürecini devam ettirdiler efendim. Bütün bunlar devletin yapmış olduğu şey. Bizim toplumsal olarak yapmamız gereken sadece yüzleşeceğiz. Bunları belki biliyoruz hepimiz ama yüzleşmemiz gerekiyor. Bizler Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'da ya da dünyanın farklı ülkelerinde de geçmişte, tarihte bu ve benzeri
olaylar yaşanmış. Fakat bir şekilde insanlar bunlarla yüzleşmeyi de becerebilmişler. Devlet büyükleri bunlarla yüzleşmişler. O politikalar bir şekilde bunlarla yüzleşmek üzere kurulmuş. Fakat Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ısrarla bunlarla yüzleşmek yerine bunların üzerinden iktidar olma hesaplarının yapıldığına halen şahitiz. Hatta kendi iktidarlarını kaybetme korkusu ihtimali varsa eğer yeni katliamların hazırlıkları, yeni katliamların altyapısının oluşturulmasına dair izler görüyoruz. Yaşadığımız Milönü Mahallesi'nde devrimciler burada karargah kuruyorlar ve zaten bu mahalle Alevi ve devrimcilerin yaşadığı bir bölge ve buraya giremiyorlar. Buraya giremedikleri için yani Alevi köylerine yöneliyorlar ve tarlalarda ekin ot biçen insanları katlediyorlar yani ve orada saman yığınlarının içerisine sokarak ve saman yığınlarını ateşe vererek katlediyorlar ve aylarca Çorum ve etrafında bu katliam süreci yaşanıyor. Tabii devletin bilgisi dahilinde yaşanıyor. Yani bütün bu katliamlarda baktığınız zaman işte Maraş'a da, Çorum'a da, Sivas'a da demografik yapıyı ve şehrin bütün yapısını değiştiren hareketler bunlar aynı zamanda. Bugün sürdürmek istenen katliamcı yaklaşımın tabii ülkenin dışındaymış gibi gözükse bile esasında ülkenin içinde oradan ilgilenen bir yanı var. Çünkü kaybeden bir zihniyet var. Kaybeden zihniyetin kaybedişine karşı çılgınca bir saldırı hali var. Dolayısıyla bugün yaratılmak istenen savaş atmosferini estirmek isteyen savaş rüzgarlarını sadece savaş rüzgarları olarak görmek doğru değildir. Çılgın bir savaşa yol açabilir. Dolayısıyla kamuoyunun ciddi anlamda bir duyarlılık geliştirerek bu estirmek isteyen savaş rüzgarlarını göğüslemesi, bunu geriye doğru çevirmesi gerekiyor. Bu yapılamadan mevcut katliamcı zihniyet geçmişte aldığı güçle bugün kendisini mecbur edişinden de hareketle daha ileriye taşınabilir, bir savaşın doğmasına yol açabilir. Hep beraber onların direndiği, onların mücadelesini ışığında yürüdüğümüzü hep beraber aykıralım yoldaşlar. Almanya'da gelalı burada yürüyorum. Yürüyüşe yapıyorum her zaman, yürüyüşe Sivas yürüyüşüne, buranın yürüyüşüne çıkıyorum. 77 yaşındayım, hepsinde çok üzülüyorum. Aleviler ölerek, Kürtler ölerek, Roboski'de katledilerek bitmez. Onlarla yaşamayı öğrenip onlarla mutlu olmayı öğreneceksiniz. Terörü aynaya baksın, devlet başkanı görür. Tek terörist varsa Milli Cephe hükümeti zamanında katledilenler. Terörü bu ülke MHP soktu. Kürtleri, Aleviler, barışçı, çancı, sohbetçi, anlayışlı bir gruplardır. Devletin karanlık güçleri her zaman kendileri için kullanacak birilerini buluyorlar. Ama birileri de kullanmak için sürekli bu işe, bu göreve hazırlar. Bunlardan biri devletin en çok kullandığı kesim bir dinciler, bir de kendilerini milliyetçi diyen kesimlerdir. Bunlar geçmişte de kullanıldılar, şimdi de kullanılıyorlar. Ne kadar lazımsa o kadar kullanılıyor. Ne zaman lazımsa o zaman kullanılıyorlar. Biz isteriz ki bugün MHP'nin de kendilerini kullandırtmaktan çıkıp özgür ve bağımsız bir tavır alsınlar. Gerçekten samimi olarak bu toprakları, bu insanları seviyorlarsa onu samimice ortaya koysunlar. Bunu biz de isteriz. Çünkü onlara da üzülüyorum, acılıyorum. Acıyorum ben. Çünkü kullanılmak çok kötü. Aldatılmak çok kötü bir şey. Onların düştüğü o acı durumdan uyanmaları gerekiyor. Bu anlamda gerçekten bugün de birilerini devlet hala kullanıyor. Devlet Alevilerle Sünniler arasındaki çelişkiler üzerinde kendini var ettiği, Kürtlerle Türkler arasındaki çelişkiler üzerinde kendini var ettiği için o çelişkileri sürekli canlı tutuyor, sürekli derinleştiriyor, sürekli o çelişkiler üzerinde beslenmeye çalışıyor. Dolayısıyla da Alevilere göre Kürtler, Sünniler düşmandır, Kürtlere göre Türkler düşmandır gibi bir karşıtlıklar üreterek var ediyor. Şimdi katliamlar da zaten bu karşıtlıklar üzerinde kuruluyor. Bundan dolayı katliama maruz kalan toplumsal kesim kendisini katleden diğer kesimi suçlayan bir psikoloji içine giriyor. Yıllar yılı bu tekrarlanıyor. Yani Aleviler kendilerini katledenlerin Sünniler olduğunu,
ya da Kürtler kendilerini katledilen Türkler olduğunu varsayarak, çünkü devlet zaten böyle bir algı yaratmaya çalışıyor, böyle bir algı yaratıyor. Bu algı üzerinde Aleviler Sünnileri toptan düşman ilan ediyorlar ya da Kürtler Türkleri toptan düşman ediyor. Bu son derece zararlı, son derece yanlış, son derece kabul edilmesi mümkün olmayan bir algıdır. Devletin algısıdır, devletin arzu ettiği budur. Bizim yapmamız gereken bunun tersinin doğru olduğuna inanmak. Sonunda Sivas'ta kanlı planlarını uyguladılar. Katlettiler bizleri. Maraş'ta katlettiler canlar. Televizyonlarda, basında, şurada burada Çorum olayları deniliyor. Olaylar sözcüğü bizi rahatsız ediyor. Çorum fiilen katliam yaşamıştır. Bunun adı net konulmalıdır. Resmi ve sivil faşistlerin Çorum'da Alevi Sünni ayrımcılığını bir gecede yakınında bulunduğumuz bir camiden anons edilerek Çorum'da Alevilere ve Kürtlere karşı yapılan bir katliamdır. Bunun adını Çorum olayları diye basitlendirmekten çok rahatsız oluyorum. Ayrım çok oldu, ayrımlar oldu. Alevi Sünni ayrım oldu. Biz Alevileri şey yapmadılar yani, işkenceden falan üzdüler. İşte hükümet adamları yani. Askeriyede, sivil poliste. Bütün çöküntü, şuradan Milyonu Caddesi var, meydanı. O meydanda bir yere kımraşamadık biz. Kendimizi zor müdafaa ettik. 29 Mayıs 80 günü başlayıp 4 Temmuz'da doruğa ulaşan Veli Solmaz dedenin fırında katledilmesiyle doruğa çıkmıştı. O günden bugüne Çorum yanıyor. Çorum ayrıştı, Çorum bölündü ikiye. Aleviler ve Sünniler bir arada yaşayamıyorlar. Çorum bölündü. Bunun nedenlerinden birisi çıkar gruplarının, siyasi çıkar gruplarının Çorum halkları üzerinde oynadığı oyundur. Bu oyunu bozmak da bizim görevimiz. Bu anmalarla her gün bir adım ileri giderek, her gün bilince dönüştürerek, kaybedilmiş kitleleri yeniden kazanarak bunu yapmak zorundayız. Yani biz sadece Aleviler için değil, Sünniler için de demokrasi mücadelesi veriyoruz. Herkes için demokrasi mücadelesi veriyoruz. Özellikle Sünni kardeşlerimizi, MHP'ye oy veren kardeşlerimizle içinde bulundukları aldatılmışlık çemberinden kurtarmak istiyoruz. Halk şairi Rıza Hardal'ın kaleminden Çorum olaylarına ait yazmış olduğum şiirimdir. 27 Cuma 80 senesi yine kara duman çöktü Çorum'a. Alaaddin Camisi fitne yuvası yine fitneliği saçtı Çorum'a. Yobaz Hoca çok Kur'anlar okudu. Çakal kurtlar aslan oldu şakıdı. Alevilere yaz kumaşı dokundu. Ölmeden kefeni biçti Çorum'a. Çok evvelden toplantılar yaptılar. Bu araya din ayrımı soktular. Asfaltlara komünist Moskova'ya taktılar. Dermansız yaralar açtı Çorum'a. Ulu camide bastılar düğmeye. Alıştılar insan eti yemeye. Kedi gibi miyav miyav demeye. Ayrılık feryadı düştü Çorum'a. Veli dede Ahmet Doğan yanar mı? Bunu yapan kendin insan sanar mı? Komşu iller acep bunu kınar mı? Dumanlı yaralar açtı Çorum'a. Ulu camide de karar verildi. Bütün camilere haber edildi. Alevi ile Sünni derdi neydi? İkilik düzeni çöktü Çorum'a. Alaaddin Camii madanet başı. Nice suçsuzların aktı gözyaşı. Daha fazla üzmen Rıza kardeşi. Dermansız yaralar açtı Çorum'a. Hrant Dink bir konuşmasında 8 yaşında buraya geldim. 20 yıl buraya emek verdim. Eşim Raquel'le burada tanıştım demişti. Ta ki o tebliğat ellerine tutuşturuluncaya kadar. Yetimhane olarak kullanılan Kamp Armen en nihayetinde Ermenilerin elinden alındı ve eski sahibine iade edildi. Şimdi Kamp Armen yıkılmasın diye aktivistler burada mücadeleyi sürdürüyorlar. Kamp Armen alınıncaya kadar da
Kamp Armen aslında Ermeni çocuklarının kendi elleriyle kurmuş olduğu, Hrant'ın aslında deyimiyle çocukların, yetim çocukların bir Atlantis'i, uygarlığı, kendi elleriyle yaptıkları, işte başında sadece 4 tane kalfa bulunan, endüstriyel bir tasarım olmayan, çocukların deniz kumlarını taşıyıp işte günlerce o harçları karıp tek tek elleriyle tuğlalarını ördüğü bir yer, yani emek yeri aslında benim için Kamp Armen. Bütün insanların kendinden bir parça bulacağı bir yer olarak söylesem yanlış olmaz herhalde. Hani ben bir Kürdüm. Kürt kimliğimle buradayım. Bütün arkadaşlarım da kendi kimlikleriyle burada. LGBT bireyi olan arkadaşlarımız var. Onlar kendi kimlikleriyle burada. Türk olan arkadaşlarımız var. Süryani, bu az önce bahsettiğim panellere katılan arkadaşlardan Yahudi katliamı üzerine bir panel yapılmıştı. Yahudi arkadaşlarımız katılmıştı. Her toplumun kendi üzerine şey, iletişim şey olarak da Kamp Armen yıkılmasın. Facebook şeyimiz var, grubumuz var. Ve onun dışında resmi sitemiz var, web sitemiz var. Bura üzerinden de iletişime geçilebilir. Tapının şu anda yasal sahibi olarak görünen kişinin bir basın beyanatı var. Ve bu beyanatta tapuyu vakfa tekrar bağışlayacağı yönünde bir ifadesi var. Ama bu sürecin işletilmesiyle ilgili olarak henüz net bir adım atılmış değil. Ve bu süreç sürekli bir sürümcemede bırakılmakta. Çeşitli gerekçeler öne sürülmekte. Bu alanın başka amaçlarla vakıf tarafından kullanılacağı düşünülmekte diye bu süreç uzatılıyor. Ama vakfın da buna karşılık yaptığı açıklamalarda yine aynı şekilde yetimhanenin kamp, çocuklar için yürüttüğü kamp faaliyeti tarzında yine çocuklara yönelik bir alan olarak kullanılmasıyla ilgili ifadesi var ama tabii ki muhtemelen başka beklentiler olabilir işin içerisinde tapuyu verme niyetinin uzama süreciyle ilgili olarak. Tabii bunlar zamanla görülecek şeyler. Bizler tapu iade edilene kadar ve yasal süreç tamamlanana kadar dayanışmaya, desteğe devam edeceğiz. Beni buraya çeken temel etken davanın haklılığı. Ama bunun ötesinde buradaki dayanışmanın çoğulcu yapısı. Burada insanların bana katabilecekleri, resmi tarih üzerinden veya ana akım medya üzerinden öğrenemeyeceğim bir sürü hakikat benim buraya gelmemin sebeplerinden. Ben Ermeni yaşamı hakkında insanların günlük hayatlarında bile yaşadıkları dışlanmaların, ne bileyim faşist saldırıların şahsi hayatlarında bu kadar yer tuttuğunu mesela bilmezdim. Böyle günlük hayatınızda evinizde otururken acaba benim evim bu akşam basılır mı korkusu yaşadığınızı düşünün. Ben böyle bir yaşantının var olabildiğini bilmiyordum. Az çok görüyordum televizyondan yaşananları ama 1,5 dakikalık bir haberden edinemediğiniz o insanların yaşadığı duygular, o insanların ileride yapmak istediklerine dair, siyasi ve şahsi olarak amaçladıkları şeylere dair bunların nasıl etkiler oluşturduğunu mesela gördüm. Burada insanlar Kobane'den bir haber geldiğinde gözlerindeki o bakışı görebiliyorum mesela. Bunu haberlerde birkaç kişinin öldüğüne dair gördüğüm bir istatistikten edindiğim bilgiyle karşılaştıramam bile. Ben burada olduğum süreç içerisinde burada 7/24 aslında bir direniş devam ediyor. Burada gece kalan, gündüz gelen gruplar oluyor. Çeşitli kurumlardan gelenler oluyor. Türkiye'nin her yerinden gelenler oluyor. Çeşitli etnik gruplardan, çeşitli dini gruplardan, Avrupa'dan gelen gruplardan bulunan farklı gruplardan farklı insanlar var. Aslında o anlamda ortak bir direniş noktası burası. Bunu söyleyebiliriz. Burada özellikle hafta sonları farklı yerlerden kaldırılan servislerle diğer bölgelerden insanlar getiriliyor ve onların da katılımıyla aslında etkinlikler gerçekleştiriliyor. Buradaki toplumsal hafızayı ayakta tutmak için işte hemşinliler horon günü düzenleniyor. İşte başka bir dayanışma grubu geliyor ve biz yemek yapacağız diyor. Başka bir mesela Samatya Ermenileri geliyor ve diyor ki bugün yemekler bizden, biz yapıyoruz, siz oturun diyor. Ve dayanışmayla bir yemek yapılıyor. Yani aslında burada ortak bir yaşam kültürü var. Ve bunu yaparken işte Ermenisi, Rumu, Süryanisi, Kürdü, ateisti, inanmayanı, yabancısı hep birlikte bir şeyler yapılıyor.
Avrupa Birliği ile ilgili düzenlemeler ve bunun yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli verdiği kararlara yönelik hükümetin olumlu olduğunu söylediği ama buna dair herhangi bir yasal düzenleme ya da zihniyette yeniliğe gittiği herhangi bir taraf yok. Tabii ki bu işler bir yasal düzenlemeye kavuşmadığı sürece de bu sürümcemeler hep devam edecek. Ve sorunların çözümü yerine çözümsüzlüğü aslında uzayarak devam eden bir hal alıyor. Buna dair yeni bir yasa ya da yönetmelik değişikliği olmadığı için de dayanak oluşturacak herhangi bir alan şu an için Avrupa Birliği süreci üzerinden konuşursak çok fazla yok. Ama hani şunu söyleyebiliriz ki bu süreçler Türkiye'de aslında bütün alanlarda nasıl işliyorsa burada da yine aynı şekilde işliyor. Sadece alınan ve söylenen sözler var ama işin pratik yanı çalışmadığı sürece de bu meselelerin çözümüne dair direnişten daha öteye bir yol kalmıyor insanlara. Konser verenler oluyor, halk oyunları oynanıyor, tiyatro gösterileri yapılıyor, resim sergisi yapılacak birkaç gün sonra. Sanatsal faaliyetler var. Biz dirençli olarak çok mutluyuz bu konular, bu şekilde bir direniş yapılmasından. Siyasi yapının yelpazenin bir kısmı buraya devamlı geliyor. Onun dışında fazla bir şey yok. Yani sadece bir sol kesme yakın görüşlü insanlar geliyor genelde. HDP ve CHP ağırlıklı. Diğer partilerden kimse gelmiyor. Şeyler geldi. Antikapitalist Müslümanlar geldi. Ve burada bir iftar sofrası yaptık. Yeryüzü sofrası ve bizim dini geleneğimiz olan Sirosegan denilen bir soframız vardı ki sevgi sofrası anlamına geliyor. İkisini birleştirip burada bir iftar gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 450-500 kişi katıldı. Çok güzel bir gündü. Herkes çok beğendi. Tepkileri çok olumlu oldu. Hala olumlu tepkiler alıyoruz. Kamp Armen buradaki çocukların, yetimlerin kendi aralarındaki dayanışmayla oluşturdukları bir yapı. Ve bu bunların elinden alınıyor. Tekrar iade edilmesi gerekiyor. Tabi burada toplumsal muhalefetin ortaya çıkması gerekiyor. Toplumsal muhalefetin ihtiyaç duyduğu alanlar buralar. Buralarda bunun ortaya çıkması gerekiyor ve tekrar bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Burada fiili olarak bulunamayacak birçok arkadaşımız var. Burada gönül desteğini sunan çok insan var. Bizim onlara söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden birisi bulundukları alanlarda baskı unsuru yaratabilecek kitle örgütlerinde, devletlerde, işte siyasi alanlarda buranın unutulmaması ve hatırlatılması, sosyal medya desteği üzerinden aktiviteler gerçekleştirildiği zaman desteklerini sunmalarını isteyebiliriz. Bunun haricinde tabii ki özellikle gelebilecek durumda olan, buraya dair hassasiyeti, buradaki vicdan nöbeti olan aslında bir taraftan da bu nöbetin devamlılığına destek verecek herkesi buraya bekliyoruz. Bizim beklentilerimizin en temelinde insanları burada görmek en başlıcası. Gelen dostların hepsine kapımız açık. Oyalmaya son! Kampanya!